Çalıştığınız kurumda herkesten fazla çalışıyorsunuz. Bir sürü mesai yapıyorsunuz ama yine de istediğiniz takdiri, teşekkürü, maaş artışını ve terfiyi göremiyor musunuz? Aslında birçok insan da söylediği gibi olay çok çalışmakta değil, işlerinizi ve kendinizi nasıl ortaya koyduğunuzda. Bugün bu videoda sizin için iş hayatında kritik olduğunu düşündüğüm ve sizi başarıya doğru ilerleten 10 profesyonel taktan bahsedeceğim. Çalıştığınız şirkette veya çalıştığınız sektörde yükselen bir yıldız olmak istiyorsanız herkesten biraz daha fazla efor sarf etmelisiniz. Bu demek değil ki günde 10-15 saat çalışın. Aslında yapmanız gereken şeyler bu tarafta değil başka bir yerde. Bazı taktiklerde. Hadi gelin herkesin basitçe günlük hayatına yansıtabileceği, pratikte uygulayabileceği 10 tane basit ama etkili insanları başarıya götüren 10 profesyonel taktikten bahsedelim. Birincisi bulunduğunuz pozisyon hangi pozisyon olursa olsun şirkette bir lider gibi davranın. Lider gibi davranmakla müdür gibi davranmak arasında fark var unutmayın. Yani o yüzden müdür olmadan da bulunduğunuz pozisyonda bir lider gibi davranabilirsiniz. Bütün gün bilgisayarın arkasında oturup işlerini halledip kimseye selam vermeden, göz kontağı kurmadan ofise girip ofisten ayrılan insanlardan biri olarak bir terfi ya da bir takdir ve bunun karşısında bir maaş artışı almanız biraz zor olabilir. Fakat bir lider olmak için de aşırı karizmatik, ekstraverted bir insan da olmanız gerekmiyor. Aksine bir sürü introverted içe dönük lider de piyasada görebilirsiniz. İşte kendinizi lider gibi ortaya koyabilmenin birkaç basit yolu var. Öncelikle kendinize güvenin ve kendinize güvendiğinizi başkalarına da hissettirin. Masanızdan kalktığınızda, etrafta yürüdüğünüzde bir posterinizi düzeltin, bir gülümseme takının ve insanlarla göz kontağı kurmaya çalışın. Selamlaşmaya çalışın. En azından bir merhaba deyin, iyi akşamlar deyin. Hal hatır sorun, birazcık ilişki kurmaya çalışın ve bunu yaparken kendinize güvenin. Biliyorum herkes topluluk önünde konuşmaktan çok memnun değil ya da rahat olmayabilirler. Fakat liderliğe giden yolda ve aynı zamanda başarıya giden yolda topluluk önünde konuşmayı becerebilmemiz gerekiyor. Bir grup insana bir şeyi anlatmayı ve bunu anlatırken onların anlayabileceği dilde, sıkılmadan, dikkatini çekebilecek şekilde bir konuşma sergilemeyi becerebilmemiz gerekiyor. Bunun için de internette, sosyal medyalarda bir sürü ipucu var, bir sürü online ders var. Bunları izleyip konuşmanızı ve topluma hitap etmeyi geliştirebilirsiniz. En azından basitçe konuşmanızda diksiyonuza dikkat edin. Mmm e, şey gibi ara sesleri çıkarmaktan vazgeçin. Onun yerine o durumlarda sessiz düşünme yapın. Biliyorsunuz ki bu sesler aslında düşünme sesleri. Becerebiliyorsanız kendinizde bunları geliştirmeye çalışın ve düşünmelerinizi sessiz yapmaya çalışın. Bana göre en önemlisi ve Türk kültüründe de çok yaygın olan şeylerden bir tanesi de lafı uzatmak. Biz giriş gelişme sonuç şeklinde anlatmayı, hikayeleştirmeyi konumuzu çok seviyoruz. Ama bazen bazı durumlarda to the point yani nokta atışı konuşmamız gerekiyor. Böyle durumlarda Bizim karşı tarafa en komplike olayları bile çok basit kelimelerle, cümlelerle geçirebilmemiz lazım. Zaten asıl karizmatik olan şey de böyle kompleks düşünceleri, fikirleri herhangi bir seyirciye, herhangi bir dinleyici kitlesine basit kelimelerle, basit cümlelerle anlatabilmek. Bunu yapabilirseniz gerçekten liderliğe doğru giden yolda ilerleyebilirsiniz. İkincisi, mutlaka iş arkadaşlarınızla anlamlı ilişkiler inşa etmeye çalışın. Eminim bu çok zamanınızı almayacak. Belki günde 3-5 dakika, belki bir kişiye 1-2 dakika ayırmanız sizin arkadaşlarınızla bir iletişim haline geçmenizi, onlarla bir arkadaşlık, profesyonel arkadaşlık kurmanıza yardımcı olacak. Belki günlük dertlerden bahsedebilirsiniz, trafiği konuşabilirsiniz, hava durumu, çocuklar, eşler, şirketin gidişatı ya da piyasada olan şeyleri konuşabilirsiniz. Hal sorun, nasılsın, iyi misin'in ötesine geçmeye çalışın biraz daha. Bu tarz fırsatlar hem şirkette kendinizin ne iş yaptığını tanıtmaya yardımcı olacak, hem de iş hayatı dışında da nasıl bir insansınız bunu karşı tarafa aktarabilirsiniz. İnsanlar tanınır olmayı, insanlar tarafından bilinmeyi severler. O yüzden becerebilirseniz mümkün olduğunca fazla kişinin şirkette adını öğrenmeye çalışın ve onlara isimleriyle hitap etmeye çalışın. Artık biliyorum çok da ofiste çalışmıyoruz. Birçok insan evden çalışıyor. Remote, online, home office çalışıyor. Böyle durumlarda da hala virtual coffee sessions dediğimiz insanlarla internet ortamında bir sohbet yaratabilirsiniz arkadaşlarınızla takımlar arkadaşlarınızla 5-10 dakikalık kahve sohbetleri ayarlayıp böyle kahve bolaları vererek evde geçirdiğiniz o vakti de arkadaşlarınızla paylaşarak bir çevre edinmeye çalışabilirsiniz. Unutmayın yöneticiler kendi aralarında kimin terfi alacağını konuştuğu sırada bilinir bir kişi olmak, insanlar tarafından sevilir bir kişi olmak terfi için oldukça kritik olacaktır. Ofis ortamında yaşamın azaldığı şu dünyamızda en kritik hale gelen şeylerden bir tanesi de yazılı iletişim. Lütfen yazılı iletişiminizi güçlendirmeye çalışın. Unutmayın, herkes kendi vaktinin çok kıymetli olduğunu düşünür. Siz de biliyorsunuz şirkette bunu yaşamışsınızdır mutlaka. İnsanların vakitleri çok değerlidir. Bu sebeple onlara Güzel hazırlanmış, düzenli bir e-mail göndermek veya şirket sohbet kanalından bir chat mesajı göndermek onları oldukça mutlu edecektir ve onlara değer verdiğinizi gösterecektir. Yazım dilinizi güçlendirmeniz gerekiyor çünkü e-mail'ler veya mesajlar sizin hakkınızda ipucu veren oldukça iyi delillerdir. İnsanlar buna bakarak, yazınıza bakarak, mesajınıza bakarak sizin hakkınızda yargıya verebilirler. O yüzden burada gerçekten dikkatli ve önemseyerek davranmamız gerekiyor. Mesela her zaman gramerinize dikkat edin. İster İngilizce olsun, ister Türkçe olsun yazdığınız dilde gramere dikkat edin. Hatta bunun için birkaç tane yazılım da var. Bunları da kullanabilirsiniz düzeltmesi için. Yine bir önceki başlıkta da konuştuğumuz gibi yazılı dilde de mümkün olduğunca lafı uzatmayın. Bir şeyi 3 cümlede anlatabilecekseniz 3 paragrafta anlatmayın. Becerebiliyorsanız güzel bir giriş yapın. Onlara hal hatır sormadan umarım iyisinizdir şeklinde bırakarak yani soru işareti sormak yerine sizin temelinizi söyleyerek giriş yapın. Arkasından da beklentinizi ve bu e-mail'in ne amaç uğruna atıldığını net bir şekilde anlatan bir içerik hazırlamaya çalışın. Burada da to the point yani hedefe odaklı cümle kurmak, metin yazmak çok kritik. Lafı uzatmadan, saatlerce yazmadan, insanların vaktini de çalmadan Doğru bir noktaya ateş ederek cümlelerinizi hazırlamaya çalışın. Okuyanın odaklanmasını istediğiniz kelimeler varsa onları kalın, yatay ya da renkli yapın ki okuyan insan da nerelere bakması gerektiğini anlasın. Ne olursa olsun mutlaka bu yazının başkaları tarafından da okunacağını düşünün. Şirket e-mail'leri şirketlere aittir. Sizin kişisel e-mail'leriniz, mesajlarınız değildir. Bu sebeple Şirket e tabii ki dedikodu yapmayın, şirket dedikodusu yapmayın, başkalarının hakkında konuşmayın, kimseyi kötülemeyin. Bunun yanı sıra da başkası bu metni okursa da o metni anlayabilmesi gerektiğini düşünün. Sadece sizin ilk gönderdiğiniz kişi değil, bu kişi bu maili başkasına forwardlarsa o da anlar mı diye düşünün. Gelelim dördüncü taktiğimize. Bakın bu çok kritik ve çok kolay. Yapması bana göre en kolay şeylerden bir tanesi. Etrafında bunun oldukça başarılı örneklerini gördüm. Şirkette siz hangi role sahip olmak istiyorsanız o rol gibi giyinin. Artık biliyorum evden de çalışıyoruz. Bazen bir kapşonlu geçirip bir hoodie ile bir tişörtle oturmak kolayımıza geliyor. Altımızda pijama ile beraber. Ama buna rağmen göreceksiniz sizin etrafınızda da vardır. Bazı arkadaşlarınız, bazı iş arkadaşlarınız, bazı yöneticileriniz biraz daha farklı giyiniyor. İşte bu insanlar giyindikleri kıyafetleri aslında bir sonraki role göre seçiyorlar. Etrafınızdaki yöneticilere bakın. Sizin hedeflediğiniz roldeki insanların ne giyindiğine bakın. Ve onlara benzer bir şeyler giymeye çalışın. Tabii ki bir smoking giyin demiyorum. Ama her zaman overdressed olmak underdressed olmaktan iyidir. Yani bir Hawaii tişört ve şortla ofise gitmektense en azından bir polo yaka veya bir çino pantolonla işe gitmek hala bu adımda başarıya giden yolda önemli bir adım olacaktır. Benim bir arkadaşım biz ofiste tişört, şort giyerken o sürekli gömlek, ceket, pantolon güzel bir ayakkabı giyiyordu. Ki ben o zamanlar spor ayakkabı giyiyordum. Sürekli böyle beyaz Nike falan öyle, o tarz giyiyordum. O, buna rağmen aynı durumda olmamız, aynı pozisyonda olmamıza rağmen o biraz daha farklı, sanki C-level bir insanmış gibi giyiniyordu. Ve o insan şu anda CFO oldu o şirkette. Adım adım yükseldi tabii ki çok başarılı bir insandı başka alanlarda. Ama bu da aslında insanların gözüne girmekte kritik olabiliyor. Bu arada şaka yapmıyorum evden çalışıyor olsanız bile en azından bir polo yaka tişört giyinin kendinize bir çeki düzen verin. Saçınızı yapın, makyajınızı yapın. Kendinizi bakımlı, kendinize değer verdiğinizi gösterin. Beşinci ve zorlu maddeye geldik. Genelde halihazırda yaptığınız işleri yapmaya devam ederken Terfi almanız ya da maaş artışı almanız oldukça zor. Genelde terfiler olduğunuz pozisyonda sizden beklenenin ötesinde bir şeyler yaptığınız zaman gelir. Böyle durumları da kollamak, bu fırsatları yaratmak da gerekebilir sizin tarafınızdan. Şimdi bunlar nelerdir? Size bazı örnekler vereceğim. Günlük yapılan işlere bakın. O işlerde verimsiz olduğunu düşündüğünüz süreçleri iyileştirmeye çalışın. Belki otomatize edilebilecek şeyler vardır. Onları bir yazılım aracıyla otomatize etmeye çalışın. Bu tarz şeyler yani bir çalışanın günlük mesaisinden azalan saatler şirketlere aslında yılda milyonlar kazandırabiliyorlar. Bu sebeple bu tarz işlerde taşın altına elinizi koymak sizi başarıya giden yolda bir adım ileri taşıyacaktır. Diğer bir örnek ekstra bir proje var diyelim ki birden ortaya çıktı şirkette ve bunun kimin yapacağı belli değil. Böyle durumlarda hemen gönüllü olun ve o işi sahiplenmeye çalışın. Bazı zamanlarda insanlar tatile çıkıyorlar. Öyle durumlarda şirket arkadaşınızın bir yediği olmanız gerekebiliyor. Becerebiliyorsanız takım arkadaşınızın olmadığı durumlarda şirketin geri kalanına takımdan bir insanın eksik olmadığını hissettirin. Mümkün olduğunca şirketinizde, departmanınızda kimin ne yaptığını az çok bilin ve oralarda hakim olmaya çalışın. Bu da sizi bir tık yukarılaşacaktır. Diğer bir örnekte pazar araştırın, rakiplerinize bakın. Rakiplerinizde olan ve sizde olmayan bir şey varsa onu bir fikir olarak ortaya atın ve bu konuda gönüllü olun bu yeni fikri hayata geçirmek için. İşte bu da yine liderlik özelliklerinden bir tanesi olarak ortaya çıkacaktır. Son olarak da şunu söyleyebilirim örnek olarak. İş arkadaşlarınızla mentorluk etmeye çalışın. Bir konuda bir bilgiye sahipseniz, bir yazılımı kullanmayı biliyorsanız onları öğretmeye çalışın. Ne bileyim Excel kullanmayı belki daha iyi biliyorsunuz. Bazı formüller biliyorsunuz. Onları gösterin onlara. Bazı kodlama dillerinde yardımcı olmaya çalışın. Onların iş hayatlarında önceliklendirme konusunda takıldığı durumlarda onlara yardımcı olmaya çalışın. Geri bildirimler verin, geri bildirimler alın. Zaten bu konuya sonra da değineceğim. Ve iş arkadaşlarınızın etrafında da bir lider gibi davranmaya çalışın. Lider gibi diyorum, patron gibi demiyorum. Arasında büyük bir fark var. Onların lider gibi davranmak istiyorsanız dökümanlarına yardımcı olmanız lazım. Onların hazırladığı sunumlara belki bir geri bildirim, yapıcı geri bildirimlerde bulunmanız gerekiyor. Bazı hazırladıkları sayılar vardır belki. Onlara bakıp onlara yorum yapmak isteyebilirsiniz, kontrol etmek isteyebilirsiniz, geri bildirim vermek isteyebilirsiniz. Bunların hepsi aslında şirkette ne kadar girişken ve ne kadar işlere hakim olduğunuzu gösterebilecek aksiyonlar. Altıncı ve önemlerden bir tanesi geri bildirim döngüsü oluşturun. Az önce de bahsetmiştim birazcık ama burada detaylı konuşmak istiyorum. Arkadaşlar, biz ancak geri bildirim alabildiğimiz kadar kendimizi daha fazla ileriye taşıyabiliriz. Hiç kimse mükemmel değil. Herkesin gelişim noktaları var. Bunların ne olduğunu öğrenmek ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız mümkün olduğunca 360 derece altınızdan, üstünüzden, yanınızdaki arkadaşlarınızdan, başka departmanlardan, belki beraber çalıştığınız 3. parti şirketlerden geri bildirim almaya çalışın. Onlara sorun gerçekten. Deyin ki siz nelerimi beğeniyorsunuz, nelerimin güçlü olduğunu düşünüyorsunuz. Bir yandan da nelerin, nelerimin gelişime açık olduğunu, nelerde ilerlemem gerektiğini, sizin beklentiniz neydi, ben neyi eksik yaptığımı düşünüyorsunuz? Bu tarz soruları açıkça sorun ve onlardan doneler toplamaya çalışın. Ve sonra bunu bir ay sonra ya da üç ay sonra tekrar sorun ve gelişiminizi gözlemleyin. Onların verdiği geri bildirime siz katkıda bulunmuş musunuz? Bulunduysanız da onu anlatın. Böylece insanlarda iki şey ortaya çıkacak. Bir, bu ne kadar gelişmiş bir profesyonel arkadaş. Kendisi sürekli geri bildirim almak istiyor. Ne kadar olgun ve aklı başında bir insan diyeceklerdir. İkincisi size aşırı güzel bir fırsat doğuyor. Sizin hakkınızda insanların gerçekten ne düşündüğünü öğreneceksiniz. Sizin sadece neyi yapabildiğiniz değil, sizden ne beklediklerini de öğrenmiş olacaksınız. Bence bu en kritik şey. Eğer bu oyunda adım adım ilerlemek istiyorsanız herkesin beklentisini anlayıp o beklentiye cevap vermek en mantıklıca hareket olacaktır. Bu arada neler duyabileceğinize inanamazsınız. Hem çok güzel şeyler duyacaksınız hem de hiç beklemediğiniz şeyler duyacaksınız. Bunun yanı sıra insanların da ne kadar geri bildirime aç olduğunu da fark edeceksiniz. Siz bu yapıyı kurduğunuzda hem arkadaşlarınız, takım arkadaşlarınız hem de yöneticileriniz böyle bir gelişimi gördüğü zaman insan kaynakları departmanına kadar herkesle bir olumlu aydınlanma, iyiye doğru giden bir enerji ortaya çıkacak şirkette. Bunu yapmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Ben hangi şirkette olursam olayım ilk baştan yani birinci aydan son aya kadar istifa ettiğim belli olmasına rağmen herkesle aylık olarak geri bildirim seansları yaptım. Belki 15 dakika, belki, belki bazen 10 dakika, bazen 1 saat vakit ayırıp insanlardan geri bildirim topladım ve kendimi böyle adım adım ilmek ilmek ördüm, inşa ettim, yukarıya taşımaya çalıştım. Yedinci ve benim gizli oyunlarıma geliyoruz şimdi. Bunları pek kimse söylemiyor piyasada ama ben çok faydasını, geri dönüşünü çok olumlu olarak gördüğüm için sizlerle de paylaşmak istiyorum. Şimdi bu biraz güzel motivasyon ve fazla enerji gerektiriyor. Bunu yapmak herkesin harcı olmayabilir ama yine de siz aklınızın köşesinde bir yerde tutun, fırsat oldukça yapmaya çalışın. O da ne biliyor musunuz? Her ay en az bir şirketle mülakat yapmak. Evet, iş aramasanız dahi, işinizden memnun olsanız dahi başka şirketlerle lütfen mülakat yapınız. Bunun birçok faydası var ama ben bugün en önemlerinden bahsedeceğim. Birincisi sizin kalibrenizde bir çalışanın hangi şirkette, hangi pozisyonda, hangi görevler aldığını veya o şirketlerin o pozisyondan ne beklentide olduğunu öğreneceksiniz. Öğrendiğiniz bu bilgileri de ikinci aşamada kendi şirketinizdeki kendi pozisyonunu uygulayabilirsiniz. Dersiniz ki ya başka şirkette bu pozisyon aslında bu işleri de yapıyor. Ben bu pozisyonu eşlemek için şu sorumlulukları da almaya çalışayım. Böylece siz bu şirketten ayrılmak istediğinizde veya gerçekten bir iş fırsatı aradığınızda göreceksiniz ki zaten sektördeki tanıma uygun işleri, sorumlulukları da kendi alanınızda toplamaya başlamışsınız. İkincisi hangi sektörde, hangi pozisyon, hangi maaş aralıklarında çalıştığını anlayabilirsiniz. Böylece siz değerinizin altında mı maaş kazanıyorsunuz yoksa üstünde mi kazanıyorsunuz sektörde durumlar nasıl açıkça sayılarla öğrenebilirsiniz. Bence önemli olan diğer maddede paslanmış olmaktan kurtulacaksınız. Hepimizin mülakatlardaki temel derdi uzun süredir mülakat yapmadığımız için çok fazla paslanmış olmak ve bildiğimiz cevabını bildiğimiz çok kolay sorulara bile çok stresli cevaplar vermek halbuki her ay bir şirketle mülakat yapsanız bir mülakat sürecine girseniz kendinizi iyi ifade etme konusunda oldukça fazla hızlı bir şekilde geliştireceksiniz. Paslanmış olmadan Sürekli yeni güncel bilgiyle kendinizi nasıl anlatabileceğinizi, hatta yeni yaptığınız projeleri, yeni işleri nasıl daha iyi anlatabileceğinizi teker teker her adımda anlayabileceksiniz. Eh tabii sonunda da güzel bir sonuç da ortaya çıkabilir. Belki çok güzel bir şirkette, çok güzel bir pozisyon için, güzel bir maaşla sonuca bağladınız bu mülakat sürecini. O zaman da elinizde bir koz olacak. Bu her türlü kazan kazan durumu, ister teklifi kabul edip kendinize yeni bir terfi açın, maaş artışı açın. İsterseniz bu teklifi şirketinizle paylaşıp size bir koz oluşturacak şekilde terfinize yani bulunduğunuz şirketteki terfinize hazırlık aşaması sağlayın. Bu sebeple her ay düzenli mülakat yapmak, mülakat sürecine girmek sadece aslında bir terfi almak, yeni bir maaş teklifi almak için değil bu süreçte de uzun süre kendinizi zinde tutmak için gerekli bir adım. Sekizincisi her zaman kiber olun. Pasif agresif olmayın. Emin olun ki herkes sizin o sırada aslında gıcık olduğunuzu, agresif olduğunuzu anlıyor. Laf sokmaya çalıştığınızı anlıyor. Agresif tabii ki olmayın. Kimseye ofensif olup bağırıp çağırıp yüksek tondan küfür edip terbiyesizce kelimeler kesinlikle kullanmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Yani sinirlenmiş olabilirsiniz. Duygularınızı gösterin ama bunu kontrollü bir şekilde yapmaya çalışın sakin olun, kelimenizi seçin ama sinirlendiğinizde ya da bu durumdan hoşnutsuz olduğunda açıkça söyleyin. Böyle durumlarda sizin ne kadar güçlü olduğunuzu anladıklarında sizin de aslında ne kadar liderliğe uygun bir insan olduğunuzu da düşünecekler. Dokuzuncu, sektörünüzü ve şirketinizi tanıyın. İster finans departmanında çalışın, ister insan kaynaklarında, ister yazılım departmanında, pazarlama, design ürün fark etmez. Hangi departmanda çalışırsanız çalışın, şirketinizin ve sektörünüzün ne durumda olduğunu iyi bilin. Çalıştığınız sektörü iyi bilin. Sektörde kimler var? Bu pazarda hangi oyuncular var? Hangi oyuncularla aslında siz rakipsiniz? Hangi rakipleriniz oyundan çıktı? Hangi yeni oyuncular pazara girdi? Bunları takip edin, gündemi takip edin. Tabii şirketinizin hikayesini de bilmeniz gerekiyor. Şirketiniz o sektöre niye girdi? Arkasındaki hikaye neydi? Şirketinizin sıyrıldığı nokta neresi? Pazardaki yeri neresi? Pazardan ne kadar pay alıyor? Şirketinizin ön plana çıkan ürünleri neler? Müşterilerin sevdiği şeyler neler? tabi haliyle müşterinizin ne istediğini de bilmeniz gerekiyor. Ne bileyim müşteri yorumlarını okumaya çalışın. Müşteri derden... Müşterilerden gelen e-maillere bakmaya çalışın. Müşteri verilerini de bir şekilde takip edip aslında gerçekten ürünü kullanan insanların, gerçekten hizmeti kullanan insanların sizin hakkında ne düşündüğünü de bilin. Yaşadığınız ülkede politik ve güncel olayları da takip etmeye çalışın. Bunun sektörü ve şirketinizi nasıl etkileyeceğini tahminlemeye çalışın. Ve belki de önden aksiyon almaya çalışın. Yani sanki şirket sizinmiş gibi mümkün olduğunca pazara, sektöre ve şirketinize ve haliyle büyük resme hakim olmaya çalıştı. 10. ve sonuncu kritik taktiklerden bir tanesi. Bu da yine bizim sektörde az konuşulan şeylerden bir tanesi. Bizim sektörden kastım yani beyaz yakalılar dünyasında az konuşulan şeylerden bir tanesi. O da şu. Soru sormaktan çekinmeyin. Lütfen anlamadığınız her şeyi karşı tarafa anlatıcıya, mail atana sorun. Artık bizim kültürden midir, eğitim şeklimizden midir, nedir bilmiyorum ama biz genelde soru sormaktan çekiniyoruz. Soru sorunca sanki insanlar bizim akılsız, kafası çalışmayan birisi olduğumuzu düşünüyorlar diye düşünüyoruz. Halbuki Emin olun siz soru sorduğunuzda bulunduğunuz ortamda o soruyu sormak isteyen 3-4 kişi daha var ama onların cesareti yok. Siz sorduğunuzda bir kendinize olan güveninizi göstereceksiniz. Cesaretinizi toplayıp o soruyu sorabildiğiniz için diğerleri o cesareti gösteremediği için. İkincisi gerçekten belki de bir açık buldunuz ya da bir tanım hatası buldunuz ya belki de kafanıza yatmayan bir şey var ve bu sizin yöneticinizin de kafasına yatmadı aslında. Böyle durumlarda bir ufacık ışık bulduğunuzda türenin sonunda yeni sonuçlar elde edebilirsiniz. Açıkça söyleyebilirim ki ben çalıştığım şirketlerde sadece tanımları sorgulayarak yani bu tanımı niye böyle yaptınız? A artı B eşittir C ise ve bir sonuca varıyorsak niye biz A ile B'yi topluyoruz da A ile D'yi toplamıyoruz, E'yi toplamıyoruz diye sorguladığımda böyle sorularla sayıları değiştirdiğimde, insanların tanımlarını anlamaya çalıştığımda fark ettik ki bazı tanımlar oldukça atıl kalmış, eski kalmış, güncelleşmemiş, güncellenmemiş ve biz eski tanımlarla yanlış kararlar alan bir şirkete dönüşmüşüz. Bu tanımları, bu sayıları güncellediğimizde, yeni bir yaklaşımla probleme baktığımızda milyonlarca TL para kazandırdığımı söyleyebilirim şirketlere. Yani abi soru sormaktan korkmayın. Din ya. It doesn't make sense din. Yani bu, bu anlamsız. Bununla bunu böyle yapınca bu anlam veremiyorum böyle çıkmasını. Din. Sizin mantığınızı oturmadıysa eminim birkaç kişinin de mantığına oturmadı o. Belki siz bir şey öğreneceksiniz gerçekten doğru soruyu sorarak ve aydınlanacaksınız. Belki de size anlatan kişi aydınlanacak yanlış bir şey inşa ettiği için. Her durumda soru sormak aşırı mantıklı ve yine en baştaki konuya bağlayacağım. Aslında liderlik basıplarından bir tanesi. Bugün mümkün olduğunca detaylı bir şekilde 10 tane farklı taktikten bahsettim. Bunlar benim de iş hayatımda uyguladığım, arkadaşlarımın da iş hayatımda uyguladığı ve bizi kendimizce başarıya götüren ve etrafımızdaki insanların da başarıya gittiğini gördüğümüz aksiyonlar, taktikler. Bunların gerçekten işe yaradığını Düşünmesem ve yani samimiyetle inanmasam bugün burada anlatmazdım. Size azıcık ilham kaynağı olabildiysem, belki destek olabildiysem ne mutlu bana. Videonun altına mutlaka yorumlarınızı bırakın. Belki sizin de beğendiğiniz, başarılı bulduğunuz insanların bazı taktikleri vardır. Belki bugün atladığım ve sizin çok önemli bulduğunuz bazı taktikler vardır. Onlardan bahsedin, onlardan konuşalım, onları tartışalım. Bir sonraki videoda belki bir 10 madde daha bulmaya çalışırız hep beraber ve bunları da yaymaya çalışırız. Önemli olan burada hepimizin kendince kendi başarı hikayesini yaratması. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda buluşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.